Merhaba Oğlak ve yükselen Oğlak, Ay burcu, Oğlak burcu. Hepiniz burada mısınız? Ekim 2019 videolarınızı yüklüyorum. Bir yandan çekiyorum, bir yandan yüklüyorum. Evet, bu arada Nesli Aşir'in kanalında da diğer kanalımızda da Ekim 2019'lar var. Lütfen oraya da bakın. Orada bir hikaye gibi anlattım. Gözünüzün önünde açıyorum. Açılım çok farklı bir açılım. Orayla burayı bir şöyle harmanlayın bakalım. Neler neler çıkacak çünkü enerjiler çok farklı. Şimdi burada kahve fincanımız var. Ve melek kartlarımızdan artık evrenden alabildiğimiz bütün mesajları böyle vantuz gibi çekmek istiyoruz, almak istiyoruz. WhatsApp numaram da bu videonun altında. Özel danışmanlık için Nesli Aşire kartlarından da almak isterseniz. Kartlarımı önüme alıyorum. Doran Virtu iki çeşit kartımız var. Melek kartlarımız, tarot kartlarımız ve Nesli Aşire'nin kartlarımızdan hemen açılıma başlayalım. Bakalım sevgili Oğlak Burcu'nun Ekim ayı ona neler getirecek, neler götürecek diyoruz. Hemen bakıyoruz bakalım. Evet, varlığınızı belli etmek için like istiyorum ve zildirim tuşunu açınız, abone de olursunuz. Çünkü Nesli Hanım'dan ve gökyüzünden habersiz kalmayın. 3 kart oldu. 4 ve 5. Oğlak ve yükselen Oğlak, Ay burcu Oğlak. Evet, Ay burcu da önemli. Yani hani izlemeyin diyemeyiz. Şimdi efendim, evet, Ay burcu daha çok hani duygusal davranan, derinlerde yaşayan. Şimdi bir Ay burcunuz akrepse falan, yani oğlaksa veya herhangi bir burçsa bu çok önemli. Ne demek? Hemen sevgili Oğlak burcunun bakıyoruz bakalım ve yükselen Oğlaklar, Satürn zedeler burada mı? Evet, maalesef gezegenimiz çok da iyicil bir gezegen değil, kötücül bir gezegen, ama şöyle sayabiliriz, sırasıyla sayarsak Mars, Satürn, Plüton. Yani Plüton çok kötücül ama değil. İkinci Satürn'ü koyuyoruz. Hatta birinciyi mi koysam diye çok düşünmüyor değilim ama Mars daha savaşçı olduğu için, yani Satürn böyle biraz zamana yayar, böyle acı çektire çektire, tırmalaya tırmalaya, yani ders verir. Acı çekir. Bakın, gerçekten bunu bir oğlak olarak ancak bir oğlak anlar. Ben de oğlak burcu olduğum için sizleri anlıyorum. O yüzden öyle konuşuyorum. Çok zamana yayılır, çok acı çekilir, dersler ağır olur. Bu iki kartta gidişat, yani gidiyorsunuz, taşınıyorsunuz ya da bir değişimler var. Yani hayatınızda böyle köklü değişimler var. Oğlak ve yengeçte zaten tutulmalar olduğu için taşınıyorsunuz, yeni bir hayat kurabilirsiniz ya da yolculuklara çıkabilirsiniz. Hayatınızdaki kişiden böyle bay bay gidiyorum demeyi düşünebilirsiniz. Şimdi Ekim ayı içinde o yolculukları da gösteren bir kart bunlar. Hele şu, yani diyorsunuz ki biraz kafamı dinleyeceğim, yani çok üzüldüm, yoruldum. Ben böyle dalgalı sulardan sakin sulara gidiyorum. Yani hani var diye öyle bir reklam. Ve efendim, yeni hayatınız, kalbinizde paralar var. Paralar ödeme, geçim derdi ya da işte herhangi parayla ilgili bir durum. Şimdi burada yeni hayat, sıfır numara, numarolojisi sıfır olan kart çıktığı zaman her şeyin yeniliği derim ben buna. Yani yeni bir elbise almak bile, yani bu kadar da tarot işte kalıplara sokamam. Kalıplara asla sokamam. Yani nasıl içimden gelirse hissiyatım, ben öyle konuşurum. Yenilik var. Yeni bir araba, yeni bir ev, yeni bir iş, yeni bir aşk, ilişki, yeni biriyle kahve içmek, tanışmak, yeni bir hayatı anlatıyor. Yani kayıplar verilmiş. Hepsi geride kalmış. Elimizde ne var? Bir tek bu azığımız kalmış. Onunla bu çiçekli elbiseler falan. Yeni, hep yenilik yani. Yeni hayat demektir. Biraz da delilik. Daha önce yapmadığımız böyle gibi bir delilik yapabilirsiniz. Bir fırsat yakalayacaksınız. Ekim ayında şimdi bu delilikler, yenilikler devam zaten. Burada bir fırsat yakalayacaksınız. Tutulmalarla birlikte delilik de yapabilirsiniz. Kılıçası sizlere bir fırsat geliyor. Güzel bir karar veriyorsunuz. Soğuklukla birlikte. Kılıçlar her zaman soğuk. Bakın, kireç gibi bir kart bu. Şimdi bu kartı çok güzel yorumlarız. Ama burada buzlar kraliçesinin kılıcı gibi. Yani size verilecek fırsat sizi böyle barışa da götürebilir, bu karar sizi üzebilir de. Onun için güzel karar verin der, mantık kararı yapın der. Kılıçlar mantık ve karardır.
defne yaprakları yemyeşil oluşu, bir tacın oluşu da güzel. Size taç taktıracak kadar da güzel bir karar demektir. Yani bunu iyi düşünün. Bu fırsatı yakalayın. Çünkü bu kartın tek anlamı da fırsat. Parayla ilgili dalgalı denizler gibi, bakın denizlerdesiniz, hep dalgalı denizlerdesiniz. Piyasalarınız dalgalı dalgalı gidiyor ama yani burada sonsuza kadar, bakın sonsuzluk işareti, hayat değişmediği takdirde bu çıkmaza girmek, yani sonsuza kadar gider bu. Bu elinden alırsın, bu elinden top çevirirsin. Onun için Oğlak, yani yeniliğe açık ol. Hani gelenekselliğe, işte ben ailemden böyle gördüm, ben bunu böyle yaparım. Ben mesela sabit burçlar için de öyle derim. İşte sabitlik var ya, bırak. Bırak, sabit falan olunacak bir dünyada değiliz. O çok geçmişte kalmış. Yani yeniliğe ayak uydurmazsanız çok geride kalırsınız. Ömür bir kere verilir insana ve siz de burada top çeviriyorsunuz. Paralarınız gelecek, ödeyeceksiniz. Gelecek, ödeyeceksiniz. Bakın herkes öyle yapıyor diyor. Herkes öyle yapıyor der bu kart. Çünkü bakın, Bataçık'a giden uzakta bir gemi, yakında bir gemi, kadırgalar böyle batıyor çıkıyor. Bunları zaten yorumladık. Sizlerin bir yerlere gideceğiniz, geleceğiniz. Kararsız davranmayın, hayatı durdurmayın. Hemen bakıyoruz bakalım efendim. Sağlıklı yaşam tarzı. Yani uykunu al. Artık alışkanlıkların varsa sigara falan, onları bırak der bu kart. Bak, sağlıklı beslen, uykunu al, egzersiz yap. Sağlıklı bir yaşam, uykumuzu alamadığımız, sağlıkla ilgili sorunlar. Ekim ayında bir doktora gidebilirsin şimdi bu çıktığı zaman. Ya da yani illa bir doktordan hemen korkmayın. Mesela hiç yapmıyorsunuzdur. Ben artık bitki çayı içeceğim. Ben artık tansiyonumu düzene sokacağım, bir işte ölçtüreceğim. Yani tansiyon takibi yapacağım gibi gibi mesela. Bu kart der ki mutluyum, huzurluyum. Evet, seni seviyorum diyormuş. Kimler diyormuş? Merhum kişileriniz var ise, ölmüş kişileriniz var ise dualar edeceksiniz. Şimdi burada duaları gösteren ilahi bir yardım istediğinizi, ama bunun yanı sıra şimdi bu yardımı isterken ölmüş kişilerinizi de asla unutmuyorsunuz. Ve dengeyi, sağlığı buluyorsunuz. Hayatımın her alanında sağlıklı, huzurluyum, dengeli ve sağduyuluyum. Hayatımın her alanında sağlıklı, huzurluyum, dengeli, sağduyuluyum. Dengeliyim, sağduyuluyum. Ben bunu sürekli söylerim, biliyor musunuz? Zaten sana para da gelir, güç de gelir, her şey gelir. Burada da dua okutunuz. Merhum kişiler, siz onlara selam söyleyiniz, onlar da size selam söyleyecekler ve güzel bir enerji akışı oluştuğu için bu sizin önünüzü açacak, yani tıkanık bir enerji olmayacak sevgili Oğlak Burcu. Hemen bakıyoruz bakalım. Burada Koç Burcu kişilerle de tanışabilirsiniz. Yani Koç Burcu ya da inatçı kişiler olabilir. Yani bir böyle koç kafası gibi bir şey çıkmış. Siz de inat yapabilirsiniz. Sahi unuttum. Oğlaklar da yani inatına inattır. Bakın ne dedik? Burcunuzun özelliğini, benim burcumun özelliği deyip kabullenmeyin yani. Bunu siz değiştirebilirsiniz. Gayet güzele dönebilir her şey. Büyük bir tavuk çıkmış. Bu da bir böyle etli besili bir tavuklar olur ya. Bu size gelecek bir, yani bu güzel bir şeydir. Böyle güzel evcil hayvanların çıkması yani bet bereket demektir. Yine de havalanan kuşlarınız var, haberleriniz var. Yüzük havada kalmış. Evet, bir yüzük var burada. Yani inanın dipte kalmış. Yani yüzük müzük düşünecek ya haliniz yok ya da böyle hayaller yarıda kaldı. Yani böyle bir şey çıkmış. Adım atmış biri var ama ay çok ilginç yani. Şimdi bu insanın, bu erkek sanırım. Erkek oğlak olabilir, kendi olabilir ya da oğlak burcunun partneri olabilir. Şimdi bir bacağı başka bir adada, bir bacağı başka bir adada. Hani bu adam dev mi derseniz, değil. Yani ayrı ayrı hanelere basıyor. Yani burada iki tane hane olabilir. Biri iş yeri olabilir, biri evi olabilir ya da iki hane açmıştır yani. Olabilir böyle bir şey. Ayrı ayrı hanelere basan bir insan var. Bu sizin kararsızlığınız ya da sizin partnerinizin kararsızlığı olabilir. Çiçek demeti size veriliyor. Gayet güzel. Normal bir apartman gibi bir şey çıkmış ama hiç normal değil. Katın biri burada, biri burada yani. Böyle düzensiz. Yani düzensiz bir yapı var burada. Yıkılması gereken, belki onu anlatıyor bu fincan bize. Evet, bu yüzüğe gerçekten üzüldüm.
Çünkü bozulan bir şeyler gibi. V harfi ev ya da evliliği anlatır. Oğlakların sevdiği. Yollarınızda hep engeller var. Hani biz diyoruz ya Satürn engel koyar. Evet. Yollarınızda pıtır pıtır 3 tane yolunuz var. Ama siz sanki böyle bir doğaya gideceksiniz. Yani ellerinizi böyle açıp bir oh be diyeceğiniz bir nefes alışınız var sanki. Böyle gerçekten göğsünüzü şişirmişsiniz. Bir daralma yaşadıysanız bunu doğaya çıkın anlamında da bu gelebilir size. F harfi çıkmış. Bakın F. F harfi çıkmış. J veya G diyebilirim. Yani Giresun'un G'si, Jale'nin J'si. Yani böyle bir harflere benzer harfler var. Dileğiniz, şimdi bakacağız dileğinize de. Dileğinizin oluşması için dualar. Oğlak Burcu duasız adım atmamalı. Yani gerçekten daha da çok tırmalar. Evet, hemen bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Dilekler olacak mı? Evet, ben olacak diyorum. Olacak dilek biraz nazlansa da böyle olacak. Yaydaki gibi olmadı yani. Yayda hiçbir şekilde dönmedi. Çok ilginç. Evet, çok güzel. Sonrası çok güzel açılacak. Kargaşa burgaşa var ama bazen böyle aleni hayvanlar çıkar. Özellikle güç toplamak istendiği zaman böyle ejderhadır, boğadır, aslan kafasıdır çıkabilir ki kocaman bir ejderhanız çıkmış. Bu halenin içinde, halenin içinde bir sanki pastadan pay kapma yarışına gireceksiniz. Böyle de bir şey var. Ve efendim 7 rakamlı bir şey, 7 içimden geldi. 7 rakamlı bir şey, yani 17-27-7 böyle düşünebilirsiniz efendim. Adım atan hep size gelen insanlar görüyorum. Bunları itmişsiniz galiba zamanında. İtmişsiniz ama tekrar gelsin diye beklediğiniz kişiler olabilir. Sizleri seviyorum. Like istiyorum. Varlığınızı belli etmek için gayet güzel çıktı hepsi. Sadece dikkat ederseniz oğlağa hep dualar çıktı. Böyle içimden bugün böyle geldi. En azından nazara 3 dakikada çözüm. Bakın benim orada videolarım var. Bu videonun altında linkler. Bir tıklayın, ritüeller var. Bir yapın. Yani en azından ritüellerden yapın. Hoşça kalın.